Teams'te canlı derste ekran paylaşımı ya da beyaz tahta uygulamasını kullanabilmek için yine daha önce planlamış olduğumuz canlı ders bağlantı linkine tıklıyoruz. Katıl diyoruz. Burada kameramızı, mikrofonumuzu kontrol ediyoruz. Tekrar katıl diyoruz. Ekranımızı paylaşmak için şurada paylaş butonumuz var. Ona tıklıyoruz. Burada şurada gördüğünüz gibi sunum modu gözüküyor. Bu ekranımız, bu da bilgisayarımızda açık olan diğer pencereler. Eğer ekranımızı göstermek istiyorsak, şu an açık olan ekranı seçmemiz lazım ya da bilgisayarımızda açık olan diğer uygulamaları göstermek istiyorsak da pencereleri seçip buradan göstermek istediğimiz pencereyi tıklamamız gerekiyor. Burada paylaşımı yaptıktan sonra yukarıda bir araç çubuğu var. Sunumumuzu burada istediğimiz gibi yapıyoruz. Bitirmek istediğimizde sunumu durdur diyoruz ve bu şekilde ekran paylaşımını başlatıp bitirebiliyoruz. Paylaş kısmından ekran ve pencere. Ekran kısmı, dediğim gibi, şu an açık olan ekranımız, pencerede bilgisayarımızda açık olan diğer pencereler ya da uygulamalar. Buradan açık olan uygulamalardan birini seçiyoruz. Seçtiğimiz anda gördüğünüz gibi seçmiş olduğumuz uygulamanın ekranı açılıyor. Paylaşımı durdurmak istediğimizde sunumu durdur diyebiliyoruz. Beyaz tahta uygulamasını başlatmak için de yine paylaş butonuna tıklıyoruz. Microsoft Whiteboard diyoruz. Burada daha önce açmış olduğumuz beyaz tahtalar da görüntüleniyor. Şu an önceden açmış olduğum beyaz tahta, daha önceki uygulamada açmış olduğum beyaz tahta gözüküyor burada. Şuradan paylaşımı durdur deyip beyaz tahta uygulamasının paylaşımını bitirebiliyorum. Yine beyaz tahta uygulamasına başla diyorum. Gördüğünüz gibi burada beyaz tahta uygulaması açılıyor. İstediğim eklemeleri yapabiliyorum. Burada resim, şekil, dosya, ekleme ile ilgili çeşitli özellikler var. Mesela notlara tıklayıp ekranda notlar alabiliyorum. Yine resimlere tıklayıp cihazınızdan ya da Bing'den resim aratıp ekleyebiliyorsunuz. Belgelerden, işte bilgisayarınızdan yine belge ekleyip beyaz tahtaya yerleştirebiliyorsunuz. Metine tıklayıp burada metin ekleyebiliyorsunuz. Önemli yerleri böyle vurgulayabiliyorsunuz buradaki kalemlerle ya da silgi aracıyla yazmış olduğumuz yerleri silebiliyoruz. Yine ölçüm yapmak istiyorsak cetvel uygulaması da var beyaz tahtada. Paylaşımı durdur dediğimizde beyaz tahta uygulamasının paylaşımını da durdurmuş oluyoruz. Canlı ders ekranında paylaşım seçenekleri bu şekilde. Yani hem ekran hem de beyaz tahta uygulamasına Microsoft Teams ile rahatlıkla erişebiliyoruz.